Sevgili seyirciler, Türkiye'nin ilk sosyal sorumluluk programı İyilik Her Yerde'ye hoş geldiniz. Ülkemizde ne yazık ki yeterince bilim insanı yetişmiyor. Bugün çocuklara ve gençlere bilimi sevdirmeyi isteyen projeleri konuşacağız. Konuklarım Bayer Kurumsal İletişim Müdürü Sayın Nevra Çağman ve TOG Vakfı Genel Müdürü Sayın Murat Çitilgül'ü hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nevra Hanım, çok güzel bir proje yapıyorsunuz bilim için. Neden bilim? Bayer'e baktığınızda aslında ilk önce ona girmeden önce bizim işimizle ilgili biraz belki size bilgi verebilirim. Biz uluslararası bir şirket Bayer ve tüm dünyada 155 yıllık bir köklü bir geçmişi olan bir firma. Ve işimizin özünde aslında toplumun, dünyanın gelecekle ilgili sorunlarını çözmek için bilimden faydalanmak yatıyor. Hı hı. Yani bizim işimiz bu, en iyi bildiğimiz şey bu. Dolayısıyla Türkiye'de de Bayer Genç Bilim Elçileri projemizi şekillendirirken ilk önce buradan yola çıktık. Topluma nasıl bir katkı sağlayabiliriz? En iyi bildiğimiz şeyle sağlayabiliriz. Ve baktık Türkiye'de de aslında bilim okuryazarlığının gelişmesine oldukça fazla ihtiyaç var. Bu da küçük yaşlarda başlıyor. Dolayısıyla dedik ki biz ilk önce burada bir yön verebilmek için gençlere, çocuklara bilimi sevdirebilmek için bir proje geliştirelim dedik. Peki Bayer Genç Bilim Elçileri projesi ne kadar süredir yapılıyor ve başlarken ne hedeflediniz? 9 senedir projeyi yürütüyoruz. İşin başlangıcında dediğim gibi Türkiye'de çocuklara, gençlere bilimi sevdirmek vardı. Bu da tabii böyle lafla söyleyince çok kolay belki ama bunu yaparken nasıl yapabileceğimizi de uzun uzun düşündük. Hı hı. Ve burada kendimize aslında bir iş ortağı bulmamız gerekiyordu. Ve yaptığımız arayışlar sonunda da Toplum Gönülleri Vakfı ile bir araya geldik. Ve aslında oradaki üniversite öğrencileriyle birlikte şekillendirdik projeyi. Küçük adımlarla yola çıktık. Üniversite öğrencilerini ilk önce bilim okuryazarlığı ile ilgili, proje ile ilgili bilgilendirdik. Ondan sonra onlar okullara gidip 9-12 yaşındaki çocuklarla ilk öğretim okullarında çalışarak onlara böyle çok eğlenceli, informal dediğimiz deneyler yaparak onlarla birlikte onları yönlendirmeye çalıştılar. Böyle çok ufak bir şeyler hedefledik. Sonra proje kendiliğinden yıllar içinde gelişti, büyüdü. İlk önce ülke öğretim çağındaki çocuklarla başladık. Üniversite öğrencileri bizim elçilerimiz oldular. Sonra derken bizim elçilerimiz olan öğrenciler üniversiteyi bitirdiler, öğretmen oldular. Onlar dediler ki biz okullarda bunu yapmak istiyoruz. Derken projede tabii ki bir herhangi bir sosyal sorumluluk projesinde bir kurum için mutlaka olması gereken bir şey. Çalışanlarımızı da işin içine dahil ettik. Çalışanlarımızın içinde de gönüllüler oldu. Derken proje böyle ben şimdi hepsini gelişti. Soracağım zaten. Tabii. Murat Bey'e de soracağım ama öncelikle kısa bir filmimiz var. Proje ile ilgili onu izleyelim. Ondan sonra üzerine konuşalım. Doktor olmak istiyorum. İnsanların yaralarına sarmak istiyorum. Tabi bilimleri çok güzel bir şeymiş. Daha önce hiç böyle eğlenmemiştik. Kendi dersimde de bilim ve deneyler yapıyoruz ama bugünkü kadar eğlenceli olmuyor.
Gidilecek okullar nasıl belirleniyor? Yani TOG'un gönüllülerinin belirlediği okullara mı gidiliyor? Evet, Milli Eğitim Bakanlığı ile nasıl bir işbirliğiniz var? Bu konuda bilgi rica ederim. Belki Murat Bey de o konuda daha detaylı bilgi verir ama Toplum Gönülleri Vakfı'nda bizim projemizde gönüllü olarak çalışan üniversite öğrencilerinin bulunduğu bölgelerde onlar tarafından tespit ediliyor okullar. Ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile birlikte çalışıyorlar ve izin aldıkları okullara gidip orada deneyleri uyguluyorlar. Murat Bey, size sorayım. Bu gidildiğinde okullara çocuklara ne tarz deneyler yapılıyor? Kaç ders saati veyahut işte haftanın belirli günleri mi? Yani projenin işleyişi nasıl oluyor? Şöyle işliyor. Aslında çocuklar kendi sınıflarında 16 kişilik bir grubu işte 4'er kişilik gruplara bölüyor bizim toplum gönüllüsü gençler. Öncesinde bir eğitim almış oluyorlar. Alanında uzman kişilerce hazırlanmış bir müfredattan yine bir kitapçıktaki işte metotları, yöntemleri takip ederek oradaki çocuklarla, tabii çocukların haklarını temel alan bir yaklaşımı da uygulayarak eğlenceli deneyler yapıyorlar. Bunlar 2 gün sürüyor. 3'er saatten ve tamamen katılımcı geçiyor. Zaten çocukların bu projedeki amacımızdan en fazla etkilenmesinin bence kilit sebeplerinden biri de bu. Çünkü katılabildiğini, kendi fikrinin dikkate alındığını, bir üniversiteli gencin, bir rol modelin adeta kendisi için kendisiyle birlikte gönüllü olarak vakit geçirmeye gelmesinden çok etkileniyor. Ders olarak kitaplarda gördüğü bir, belki bir formalite, sıkıcı bir şey gibi o güne kadar addettiği bir şeyi birdenbire hayatın bir parçası, zaten evde de varmış, her yerde varmış, işte bilim ne güzelmiş diye tadıyor bu oyunlar sayesinde. Merak etmeyi öğreniyor. Merak etmenin çok keyifli bir şey olduğunu, soru sormanın fark yarattığını öğreniyor. Ve bizim gönüllülerimizin de bu arada tabii neden Toplum Gönüllüleri Vakfı bunu yapıyor? Biraz da belki oraya değinmek lazım. Çünkü Toplum Gönüllüleri Vakfı aslında gençlerin vakfı. Tabii. Ve gençlerin gelişimi için Türkiye'de faaliyet gösteren bir vakıf. Gençlerin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeye çalışıyor. Ve bu arada da gençlerin kendi gelişimlerini her şeyden önceye koyuyor. O yüzden biz de işte Bayer gibi değerli kurumsal ortaklarımızla yaptığımız böyle projelerde gençlere bunun ne katacağını çok önemsiyoruz ve orayı çok inceleyip sık dokuyoruz. Şimdi çocuklarla ilgili bir şey sormak istiyorum. Buyurun. En çok neler ilgilerini çekiyor? Yani bu bilimsel deneyler mi çekiyor? Onların arasında özellikle böyle ilginç hikayeleriniz var mı? Önce onu öğrenmek istiyorum. Sonra TOG'u detaylı soracağım size. Var tabii. Deneyler tabii çok ilgilerini çekiyor. Bir peçeteyle suyun transferiyle ilgili bir deneyimiz var mesela uygulamanın içerisinde. Bunu hemen özümseyip ertesi gün sınıftaki çiçekleri o tekniği kullanarak peçeteyle sulamaya başladıklarını mesela öğretmenden dönüş gelmişti ertesi gün. İlginç bir hikaye aklımda kalanlardan biri. Nasıl yapılıyor, biz de öğrenelim. Peçeteye su mu döküyorsunuz? Öyle evet, iki tane kaptan birinden diğerine suyu, sıvıyı transfer ederken peçetenin o emiş ve iletim gücünden yararlanıyorsunuz aslında. Bu çok çiçeklerin de nasıl topraktan su çektiğini de göstermiş oluyor çocuklara aynı zamanda. Çok güzel. Peki Nevra Hanım, bu projeye girerken hedeflediklerinizle şu an artık 9. yılında bayağı zaman olmuş. Hangi aşamadasınız ve bundan sonraki projeyle ilgili hedefleriniz neler? Şimdi dediğim gibi biz ilk önce bir nasıl olacağını hani tam olarak bilmeden projeye başladık. Gençlere çok güveniyorduk. Bugün geldiğimiz noktada biz gördük ki aslında geçtiğimiz yıllarda sanıyorum yaklaşık 3000 üniversite öğrencisi bizim projemizde gönüllü olarak çalışmış. Ne kadar güzel. Şimdi bu bir kere bizim için, bizim gibi bir hani uluslararası bir şirket içinde, kurumsal bir firma içinde çok önemli bir değer. Yani o üniversite gençleri bir kere bize de dokunmuş, çocuklara da dokunmuş. Onun dışında 40 bin civarında 9-12 yaş arası çocukla çalışmışız ve aşağı yukarı 81 ili de bu sene 81 ili de tamamlıyoruz.
Büyük bir çok önemli bizim çok. İçin. Şimdi başarı demek istemiyorum çünkü hani bunun daha da çok çocuğa ulaşmak istiyoruz aslında. İlk Bayer Genç Bilim Elçileriyle başladık ve ilk öğretim okullarında yaptık projeyi. Demin söylediğim gibi. Sonra 60. yılımızı kutlarken Türkiye'de bu sefer bir gezici araç oluşturduk ve ona da Bilim Tohumları ismini verdik. Onu soracaktım. Bu sefer Bilim Tohumları okullar kapandıktan sonra yaz tatili, yaz dönemi boyunca köylere gittiler o araçla. İşte orada portatif sandalyeler, çadırlar vesaire onunla arkadaşlarımız gene o bölgedeki gönüllü gençler bir araya gelip bu sefer açık alanlarda o köyün bize sağladığı alanlarda deneyleri yaptılar çocuklarla. Bu yetmedi, dediğim gibi kendi kendine büyüdü. Öğretmenler gönüllü oldu, birbirlerini eğittiler. Bu sefer şimdi öğretmenler okullarda bunu uyguluyor. Dolayısıyla bunun sonu yok. Bayer çalışanları gönüllü. Biz bu şekilde aslında yolumuza devam edip daha çok çocuğa ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Ve gerçekten de günün sonunda biliyorum her proje, her çalışılan okulda, her gidilen yerde bizim gönüllülerimiz çocuklardan mektuplar alıyorlar projeyle ilgili ya da o gün neler hissettikleriyle ilgili. Bizim için en önemli ödül de o aslında. Orada çocuklar neler hissettiklerini bir çocuksa ve çocukça ve çok doğal bir şekilde anlatıyorlar. Dolayısıyla onları görmek, bilmek bizi heyecanlandırıyor. Üniversite öğrencilerinde de bir değişim yarattığımıza inanıyoruz. Ben kendim gönüllülüğün ne demek olduğunu hakikaten bir projede öğrendim. Gerçek anlamda ne demek olduğunu. Dolayısıyla bu şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Şimdi siz gönüllülük dediniz, ben tabii hemen Murat Bey'e dönüyorum. Toplum Gönüllüleri Vakfı gönüllülük amacıyla kurulmuş ve Türkiye'de özellikle genç gönüllülüğünü çok arttıran bir vakıf. Ama sizden dinlemek istiyorum. Yani Toplum Gönüllüleri Vakfı neler yapıyorsunuz? Kaç gönüllünüz var şu anda? Ve sonra da gönüllülükle ilgili, Nevra Hanım da söyledi ben gönüllülüğü bu proje sayesinde daha iyi anladım diye. Gönüllülük sizce nedir? Ne olmalıdır? Onu da öğrenmek istiyorum sizden. Hay hay. Toplum Gönüllüleri Vakfı bugün 17 yaşında. 2002'de kurulmuş, 2003'ten itibaren faaliyet göstermeye başlamış bir gençlik vakfı aslında. Ve kurulması kararından itibaren gençlerin en önde olduğu, yani vakıf kurulmasına gençlerin karar verdiği bir kurum Toplum Gönüllüleri Vakfı. Yönetim kurulunun üyelerinin yarısı üniversiteli, üniversite öğrencisi, gönüllü gençlerden oluşan bir kurum. Dolayısıyla gençliğin katılımı bütün kurumun mekanizmalarında en ön safhada hayata geçmiş vaziyette. Şimdi bizim Türkiye'nin herhalde en yaygın, en dinamik, en renkli sivil toplum kuruluşu olduğunu söylemem yanlış olmaz. Biz bütün şehirlerde varız. Bir şehirde sadece yokuz, Şırnak'ta. Oraya da buradan bu vesileyle bir çağrı yapmış olayım. Şırnak'taki gençlerden toplum gönüllüsü olmak isteyenler varsa hemen bizlerle irtibat kursunlar. Orada da toplum gönüllüleri ekibini kurarak başlayalım. Bunu şu anda sormak istiyorum. Gençler toplum gönüllüsü olmak isterse nasıl başvuruyorlar? Web sitenizden mi başvuruyorlar veya üniversitelerde kulüpler mi var, şubeleriniz mi var? Nasıl başvuruluyor? Bizim şu an Türkiye'nin 80 şehrinde 135 tane üniversite topluluğu grubu ekibimiz var. Öncelikle bulundukları üniversitede toplum gönüllüleri var mı? Araştırarak, bakarak öğrenebilirler. Bunu web sitemizden rahatlıkla yapabilirler. Bir telefon uygulamamız var, bir application'ımız. Bunu kullanabilirler, buradan bulabilirler. Web sitemize mail atabilirler. Ya da kendi ekiplerini gidip orada bulup yapabilirler. Eğer yoksa, Türkiye'de 135'ten daha fazla üniversite var. Eğer yoksa bir yerlerden bir kural beklemeye gerek yok. Bir talimat beklemeye gerek yok. Sadece etraflarında hangi sorunla ilgili çözüm geliştirmeyi düşündüklerine karar versinler. Biz toplum gönüllüsü olmak istiyoruz desinler. İlk adımı atsınlar. Biz onlara desteği her türlü veriyoruz. Neler veriyoruz, neler sağlıyoruz gençlere? Şimdi gönüllü faaliyetlerini bir amiyane tabiriyle tırnak içerisinde hayır işi gibi gelip geçici, bugün var ben de yapayım, yarın yok yapmayayım gibi değil de daha sistemli, daha proje mantığıyla, bütçesi belli, kaynağı belli, aktivite takvimi belli bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürerek yapmalarını biz arzu ediyoruz gençlerin. Biz de o yüzden gençlere bu şekilde eğitimler veriyoruz. Nasıl proje yazılır, bir fikir nasıl projeye dönüştürülür, ekip yönetimi nasıl olur, nasıl kaynak geliştirilir gibi pek çok eğitim sağlıyoruz. Burslar sağlıyoruz.
üniversitede gönüllülük yapmaları kaydıyla karşılığında bir gönüllülük bekliyoruz gençlerden. Uluslararası ve ulusal hareketlilik değişim programları yürütüyoruz. Hı hı. Çünkü bu gençler için çok önemli mobilite. Ve bütün bu desteklerin neticesinde sadece geçen yıl 2018'de Toplum Gönüllüsü Gençler Türkiye'nin her yerinde 2000'in üzerinde sosyal sorumluluk etkinliği projesi gerçekleştirdiler. Şimdi bu tabii çok çok önemli. Önemli bir rakam. Bilmiyorum. Türkiye'de 13 milyon genç var. Bunların arasında gönüllülük, yani tüm Türkiye'de gönüllülük sadece gençlerde değil, %4'lerde. Evet. Gönüllülük saatine baktığınız zaman dünyanın 145 ülkesinin 125-135 arası sıralarında gidip geliyoruz. Hı hı. O yüzden bu alanda yapılacak daha çok iş var. Biz TOG olarak gururluyuz. Türkiye'nin her yerinde 2000'in üstünde gençlere proje yaptırabildiğimiz, vesile olabildiğimiz için, ama yine de daha gidecek çok yerimiz, yolumuz var. O yüzden de bu sorunuz için çok teşekkür ederim. Buraya ne kadar çok kişiyi katabilirsek bizim için o kadar iyi. Sadece TOG olmak zorunda değil bu. Hı hı. Bugün TOG gibi ne mutlu ki, biz yola çıktığımız zaman bu kadar yoktu sayısı açıkçası 17 yıl önce, ama bugün TOG gibi şeffaf, hesabını verebilen, kararlarında herkesi katabilen, güvenebileceğiniz, rahatlıkla bünyesine girip gönüllülük yapabileceğiniz pek çok sivil toplum kuruluşu var. Peki herkes gönüllülük yapabilir mi? Yani gönüllü olmanın koşulları nedir? Herkes gönüllülük yapabilir. Hı hı. Ama birinin yaptığı gönüllülük çok daha buram buram, çok daha üst düzey yaşıyordur, hayatının merkezine koymuştur, zamanının büyük kısmını buna adıyordur. Bu da olabilir. Ama ben haftada bir saat bir projeye gideceğim ve bu projenin düzenli toplantısını, tutanağını tutacağım. Notları alacağım ve ilgili arkadaşlara aktaracağım demek de bir gönüllülüktür. Hı hı. Buradaki kilit nokta şu: yeter ki taahhüdünüzü yerine getirin. Evet, sürdürülebilir olsun. Sürdürülebilir olsun. Sosyal sorumluluk projelerinde olduğu gibi. Nevra Hanım, sadece çocuklara değil, gençlere de bilimi sevdirmeyi hedefliyorsunuz ve onun için de çok güzel bir yarışma yapıyorsunuz. Evet. Liseler arası bir bilim yarışması. Biraz da onunla ilgili bilgi alabilir miyiz? Gene bu sene 5.sini düzenledik ve 60. yıl projelerimizden birisiydi. Çünkü o gün baktığımızda ilk öğretim çağındaki çocuklara gidiyoruz. Üniversite öğrencileriyle buluşuyoruz. Lise çağındaki gençler için de bir proje geliştirmek istedik. Ve liseler arası bilim yarışmasına uygulamaya başladık. Bu sene 5.sini uyguladık. Ve gene binlerce proje geldiğini gördük. Ben en çok ilk seneki heyecanımı hatırlıyorum. Tabii her sene gene bu final yarışmanın bir finali oluyor. Hı hı. Ve finale kalan 10 proje gelip Bayer ofisinde bizlere, jüriye projelerini anlatıyorlar. İlk sene bilemiyorsunuz neyle karşılaşacağınızı ve ben gerçekten samimiyetle söylüyorum. Yani o sabah okula gittiğimde, o gençleri, heyecanlarını gördüğümde gerçekten çok güzel bir şey, iyi bir şeye imza attığımızı hissettim. Dolayısıyla gene bu projeyi de gençlerin bu heyecanı sürdüğü müddetçe devam ettirmeyi istiyoruz açıkçası. Şimdi bu güzel projeyle ilgili de bir VTR'miz var. Onu izleyelim, üzerine konuşalım.
Evet, alt yazılarda gördük ama ben yine de size sormak istiyorum. Bu sene kaç okuldan kaç proje katıldı ve de ne tarz projeler geliyor? Kategorileriniz nelerdir? Şimdi bizim yarışmamız aslında biz yarışmada tüm Türkiye'deki lise öğrencilerine diyoruz ki yaşama değer katan projelerle bize gelin. Böyle projeleriniz varsa bize müracaat edebilirsiniz yarışmamıza. Ve yıllar içinde şimdi rakamları tam hatırlamıyorum ama sanıyorum bu sene 1000'e yakın gene proje bize geldi. Bunlar ilk bir elemeden geçiyorlar. Ondan sonra gene jüri değerlendirmesiyle 10 tane final projeyi belirliyoruz. Ve bilimsel projeler çoğu ve bir takım gene yaşamla ilgili, hayatla ilgili sorunları çözmeye yönelik projelerle geliyor gençler. Kendi okullarında danışman öğretmenleriyle birlikte çalışıyorlar. Ve ben gördüm ki gerçekten bu konuda oldukça ihtiyaç var. Çünkü farklı projeler de var. Onlara da gönderebiliyorlar. Farklı yarışmalar var. Onlara da projelerini gönderebiliyor gençler. Ve biz bu 5 sene içinde Bayer'in Liselerarası Bilim Yarışması kendine bir yer buldu. Dolayısıyla çocuklar takip ediyorlar ne zaman müracaat edebileceklerini. Çok farklı projeler geliyor. İşte kimya, biyoloji ağırlıklı. Genellikle kendi hikayelerinden yola çıkarak kendi yaşadıkları sorunlara çözümler üretmeye çalışıyor gençler. Kendi bölgelerinde mesela bu sene Siirt'ten gelen bir projemiz vardı. Kendi bölgelerinde yetişen bir bitkiyi nasıl tedavi edici bir şekilde kullanabilecekleriyle ilgili okullarında proje geliştirmişler. Bunlar bizi tabii çok daha fazla etkiliyor. Ve ben sonuçta iletişimciyim, bilim insanı değilim. Hakikaten bizim çok üstümüzde projelerle geliyor çocuklar. Çok başarılı çocuklar var. Araştırmaya, yani genelde geldiklerinde de zaten şunu söylüyorlar. Biz bir yere getirdik bu projeyi ama biz bunu ileriye taşımak istiyoruz. Çok heyecanla geliyorlar. Bence böyle bir firmaya gelip böyle bir jürinin önünde sunum yapmak bile onların hayatına çok şey katıyor. Kesinlikle. Bunu görüyoruz ama bizden çok ileride gençlerimiz. Onunla da gurur duyuyoruz. Ne güzel. Tabii. Motive oluyoruz değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Peki bu sene kazanan projeler arasında birinin örneğini verdiniz Siirt'ten gelen proje gibi. Böyle ilginizi çeken veya ilk üçe giren projeler hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Vallahi en çok bu beni heyecanlandırıyor. Projelerden bir tanesiydi. Bir tanesi antibiyotikle ilgili, antibiyotik kullanımı ile ilgili bir projeydi. Gene bize şey geldi, değişik geldi. Onun dışında ben mesela yıllar içinde, 5 sene içinde çok anı biriktirdim. Bir projeyi belki sizinle paylaşabilirim. Çünkü o hiç benden gitmiyor. Bir lise öğrencisi, bir arkadaşımız, bir gencimiz anneannesi ve dedesiyle yaşıyor. Ve ablası da onunla beraber yaşıyor. Ve sabahları, hafta sonları saat kurup kalkıp bir yere gitmeleri gerekiyor. Ama bunu yaparken anneanne ve dedeyi uyandırmamak üzerine bir proje geliştiriyor. Çünkü farklı yaş gruplarındaki insanların duyu organları daha farklı biliyorsunuz. İşte belli bir yaşta farklı bir desibelde duyuyorsunuz. Ve buna göre özel bir saat çalar saat geliştiriyor ve o çalar saati hafta sonu sabahları sadece ablası ve kendisi duyuyor. Anneanne ve dede bundan rahatsız olmuyor. Ne kadar güzel. Bu, bilmiyorum, ben bunu mesela 5 sene önceki sanıyorum projemizin ilk yılında gelen projelerden kazananlardan bir tanesiydi. Bu bende çok yer etti. Hani ilk şimdi aklıma o geldi mesela. Sizle paylaşmak istedim. Güzel bir hikayesi var ve çoğunun da böyle hikayesi var zaten. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden değişik projelerle geliyor gençler. Şimdi uluslararası bir takım derecelendirmelere baktığımızda Türkiye bilimde ve matematikte 41. sırada 75 ülke arasında. İnovasyonda da yanlış hatırlamıyorsam 43. sırada. Dolayısıyla sizinki gibi böyle projelerin Türkiye'nin
bilim yolculuğuna çok faydalı olacağını düşünüyorum ben. Peki bu kazanan projelere siz Bayer olarak ayrıca bir destek veriyor musunuz? Yani bunların hayata geçmesi için, yoksa hani bu proje fikirlerini geliştiriyorsunuz ve kamuoyuna sunuyor musunuz? Nasıl? Şimdilik aslında bizim şu ana kadar projeleri şekillendirmemiz sadece projeleriyle ilgili gençleri, çocukları yüreklendirmek üzerine. Herhangi bir projeyi alıp hayata bugüne kadar geçirmedik. Ana misyonumuz da o değil şimdilik. Tabii ileride böyle olmayacak diye bir şey yok ama bugüne kadar bu şekilde ilerledik. Özellikle ilk öğretim çağındaki çocuklarda hep kendimizden örnek verirsek, o yaşlarda yaşadığınız böyle ufak deneyimler hep sizinle kalıyor. Kesinlikle. Hayatınız boyunca. Dolayısıyla ilk yola çıktığımızda o küçük çocuklarla çalışmamızdaki hedef buydu. Yani onlarla bu abi ablalarının geçirdiği o dönemde, o zaman dilimi içinde bir heyecan, bir kıvılcım yaratabilirsek, sorgulamayı istemeleriyle ilgili, bilimle ilgili bizim için yeterli diye düşündük. Bu şekilde de yolumuza devam ediyoruz. Çok güzel. Murat Bey, size TOG'la ilgili gene sorayım. TOG olarak bu son dönemde ne tarz çalışmalar yapıyorsunuz? Bizimle paylaşmak istediğiniz yeni projeleriniz var mı? Tabii var, elbette. Biz de birçok kurum gibi dijitalleşmeyi gündemimize aldık. Teknolojiyi gündemimize aldık. Hem proje tarafında yine bir başka kurumsal destekçimizle yine Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde gençler aracılığıyla uyguladığımız teknolojiyi konu olarak seçmiş bir projemiz var. Bir az önce bahsi geçti, bir telefon uygulamamızı devreye aldık. Şimdi onun bir başka versiyonunu da hızlıca hayata geçirmek üzerine çalışıyoruz. Bir de yine beni çok heyecanlandıran, Türkiye'nin dört köşesinden toplum güncüsü gençlerin, fark yaratan gençlerin hikayelerini derleyeceği, bunları birer haber haline getireceği ve işte bir belgeselle İstanbul'da düzenlenecek bir gecede bu gençlerin, dört alanda fark yaratan gençlerin Türkiye'de tanıtılacağı bir proje üzerine çalışıyoruz. Bir başka kurumsal ortağımızla sanat, spor, bilim ve sosyal sorumluluk alanlarında Türkiye'de fark yaratan gençleri gidip toplum gözü gençler bulacaklar. Süper. Hikayelerini oluşturacaklar. Hedefiniz ne zaman, zaman olarak? Bundan bir yıl sonra gibi düşünebiliriz bu bahsettiğim etkinlikle ilgili. Bu süre zarfında da işte akademik dönemin başlamasıyla beraber genelde bizim gönüllü sahamız hareketlenir. Yine Eylül-Ekim gibi başlayıp yaza kadar bu haber çalışmalarını hazırlayıp yaz aylarında böyle bir etkinlik planlıyoruz. Sosyal girişimcilikle ilgili yine bir yeni adımımız olacak. Orada bir sürpriz hazırlıyoruz. Umuyorum yeni dönemle beraber hayata geçirmek mümkün olacak. Bizim çok dinamik. Bunlar benim bildiklerim. Ama az önce de bahsettim. Bizde gençlere ne yapacağı pek söylenmiyor. Hatta hiç söylenmiyor. Tamamen onlar karar veriyorlar. İşte okulları onlar belirliyorlar. İzinleri onlar hallediyorlar. Her şeyi onlar karar veriyor. Dolayısıyla benim bilmediğim binlerce daha proje yolda. Şimdi önümüzdeki hafta Eskişehir'de bizim artık gelenekselleşmiş bir ulusal toplantımız var. Toplum Gönülleri Vakfı'nın da kuruluş kararının verildiği toplantı aslında. 2002 yılında yapıldığında Gençlik Konseyi. Şimdi önümüzdeki hafta Eskişehir'de Gençlik Konseyi çok güzel. Topluyoruz. Buraya Türkiye'nin her yerinden 275 genç gelecek. Ve orada önümüzdeki yılı hep beraber planlayacağız. Hangi sorunları el atıyoruz, hangi konularda projeler çıkartıyoruz, nelere ihtiyacımız var. Ondan sonra da biz heybeyi doldurup tekrardan kurumlarımıza gelip bizim desteğe ihtiyacımız var buralarla ilgili diyeceğiz. Ne güzel, gençliğin enerjisi ülkemize yayılsın inşallah. Evet. Çok daha aktif, dinamik, güzel bir yıl geçirelim hepimiz. Nevra Hanım, Murat Bey, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, gelecek hafta farklı konular ve konuklarla yeniden İyilik Her Yerde diyeceğiz. Görüşmek üzere.